Elif işe gömülmüş kocasını görmeyi beklerken bir sürprizle karşılaştı. Can'a. Yani Elif'in hayatta görmek istemediği yegane insan. Kocasının burnunun dibinde. Canan Ömer'in eski sevgilisiydi ve onunla evlenmeyi umuyordu. Ancak Ömer kendini evliliğe hazır hissetmiyordu. Kaç yıldır neyi bekliyorum ben? Şimdi ben gidiyorum. Sen bir karar verdin de beni ararsın. Bir gün Ömer genç ve işinde başarılı bir bankacıyla Elif'le karşılaştı. Ve ansızın evlilik için hazır olduğunu anlayıverdi. Canan büyük aşkının bir başka kadınla evleneceğini duyunca üzüntüden mahvoldu. Öyle ki işini bile bırakıp İstanbul'u terk etti. Elif? Tanımadın mı yoksa? Tanıdım. Ya, tanıdım. Hiç değişmemişsin valla. Biraz kilo almışsın ama fazla değil, üzülme. Üzülmem. Sen Ankara'da yaşamıyor muydun? Oradaydım da iş bulunca döndüm. 3 ay oldu. Ömer söylemedi mi? Vakit olmadı bir türlü. İlahi Ömer. Niye gizliyorsun karında? Duyan da bir şey var sanacak. Rica ederim Canan, ne gizlemesi? Aklımdan çıkmış işte. Güzel karım da geldiğine göre biz şimdi kısa bir ara verelim de. Yok. Siz hiç benim yüzümden ara vermeyin. Çok çok güzel çalışıyordunuz çünkü orada kafa kafaya vermiş. Siz devam edin lütfen. Canım, sen buraya bir şey için mi gelmiştin? Dosya. Dosyayı unutmuşsun evde. Ben de lazım olur diye koşarak getirdim. Kolay gelsin. Kusura bakma hayatım. Toplantı uzadı biraz. Çocuklar nerede? Çocukları erkenden yedirip yatırdım. Bizleri tartışırken görsünler istemedim. Niye tartışalım canım akşam akşam? Ya 3 koca ay be Ömer. 3 ay o kadınla burun buruna çalışıyorsun. Gelip bana bir şey söylemiyorsun. Yani ilk fırsatta söyleyecektim Elif. Ya bırak Allah aşkına, ne biçim bir yalan bu ya? Ben şans eseri gelip sizi orada yakalamasam sen bu durumu benden saklamaya devam edecektin. Yakalamak falan nasıl laflar onlar öyle Elif? Biz çalışıyorduk orada. Ya sen eski sevgilinle burun buruna nasıl çalışırsın? Söyleyemiyor musun patronuna ben bu kadınla aynı çatı altında çalışamam diye? Nasıl diyeyim Elif? Ben kefil oldum Canan'a. Bir dakika. Ben yanlış duydum. Değil mi? Ben kefil oldum Canan'a falan mı dedin sen? Ya kızcağız işsizmiş ne zamandır. Bizim şirkette eleman arandığını duyunca başvuru yapmış. Referans olarak da aklına ben gelmişim. Oh, çok güzel. Ne yapsaydım yani? Hayır, tanımıyorum mu deseydim? Deseydin! Bu ne yüzsüzlük ya? Evli barklı adamı kendine referans gösteriyor. Bu nasıl yüzsüzlük? Ben o kızın kalbini kırdım Elif. Bir de ekmeğiyle oynayamazdım herhalde. Ya ben kızın ekmeğiyle oynama diyorum sana. Ya sizin şirketin şubeleri yok mu şubeleri? Var, İzmir şubesi var. Evet, İzmir şubesi. Bu kadın İzmir şubesine gitsin. Buldum. Mersin. Evet, en iyisi bu kadın Mersin'e gitsin. Sen neden böyle şeyleri düşünüp kendini üzüyorsun ki? Hı? Benim için senden başkası olamaz, bunu biliyorsun değil mi? Hı? Bunu bilmiyor musun? Nedir bu güvensizlik? Yani biz şimdi buna tam olarak güvensizlik demeyelim yani, diyemeyiz. Hı. Ya ben istemiyorum senin o kadınla aynı çatı altında çalışmanı.
Kusura bakma Elif, kızı işinden edemem. Ömer, bak. O kadın o iş yerinden gidecek. Yoksa ben her gün senin şirketine gelirim. Hı. Evet, o Sabri'nin karısı gibi her öğlen sana yemek taşırım. Ha. Okul çıkışında çocukları alıp tekrar gelirim. Üstüne de o ofisin masasının üstünde Necan altını değiştiririm. Bak ben bunları yaparım biliyorsun. O zaman sana bir oda ayarlasak iyi olacak. Çünkü Canan kalıyor hayatım. Merhaba. Kolay gelsin. Aa, hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Ömer de az önce çıktı. Toplantıya gitti. Kılpayı kaçırdın. Aa. Tüh. O zaman ben birazcık dinleneyim, soluklanayım. Sonra eve giderim. Ne yapalım artık? Rahatına bak. Bir şeyler içer misin? Çay, kahve? Yo, teşekkürler. Canan, görüşmeyeli hayatında bir şeyler değişti mi? Yani nişan olur, evlilik olur, ne bileyim. Yok, hiçbiri olmadı. Herkes senin kadar şanslı değil. Bu devirde Ömer gibi evcimen, yuva kurmak isteyen erkek kalmadı pek. Canan, bak burada kadın kadına konuşuyoruz. Bana dürüstçe cevap ver. Sen Ömer'e hala bir şeyler hissediyor musun? Ömer benim hayatımın aşkıydı. Ama artık bir önemi yok. Seni seçti. Seninle evlendi. Ayrıca Ömer bir öyle bir böyle erkeklere benzemez. O birini seçer ve ömrünün sonuna kadar onunla kalır. Yani böyle hani Ömer benim hayatımın aşkıydı falan. Hani bu laflara bir son verelim. Ömer benim kocam sonuçta. Evli barklı bir erkek hakkında böyle laflar uygunsuz. Dolayısıyla sen bu lafı unutuyorsun, bir daha da aklına falan getirmiyorsun. Boşa endişelenme Elif. Burayı Ömer'i senden ayırmaya gelmedim. Seven insanları ayırmak benim değil, senin tarzın. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben kime ayırmışım ayol? Ben Ömer'le çıkmaya başladığımda siz çoktan ayrılmıştınız. Sen aramıza girdiğin için. Aa, hayır efendim, sen yanlış hatırlıyorsun. Öyle bir şey olmadı. Canım, raporlar. Neyse işte. Eski defterleri kurcalamanın alemi yok. Ne olduysa oldu. Benden yana için rahat olsun. Mutluluğunuzda gözüm yok. Olmasın da zaten. Sen zararlı çıkarsın. Ömer'le biz birbirimize çok bağlıyız. Bizim ilişkimiz kaya gibi sağlam. Öyle birinin dürtmesiyle bize hiçbir şey olmaz. Madem o kadar eminsin, niye gelmiş burada bana gözdağı veriyorsun? Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.